Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sezon 8 Dünya Z birincisi. Sezon 9'da henüz herhangi bir sıralamaya girdi mi bilmiyorum. Bakmamız lazım. Hatta bakmış olurum, ekrana da getiririm. Sezon 8'de Dünya Z birincisi olan Best Z Solo Q'ya videolarımız altında hunharca yardıran arkadaşlarımızı getirdik. Bakalım Best Z Solo Q'yu yenmek kolay mıymış, göreceğiz. Videolarımıza konuk aldığımız TR birincileri gibi Challenger seviyesinde oynamanızı sağlayacak Mole Legends'tan bahsetmek istiyorum. Bu sitede hangi şampiyona ne kasılır, hangi lane'de nasıl oynamanız gerekir? Bütün hepsini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. En dikkat çekici yanı ise oynadığınız maçları ve burada yaptığınız hataları görerek analiz edip daha iyi oynamanızı sağlayabiliyorsunuz. Hala kullanmadıysanız açıklama kısmındaki More Legends linkini tıklayarak Challenger dünyasına geçebilirsiniz. Arkadaşın ligine bakmadım gerçi ama yani ben 5 set solo Q'nun 3 level'da, haydi bakalım. Siz de arkadaşlar eğer bu tarz VS'lerle karşılaşmak isterseniz videoyu beğenip yoruma nickinizle birlikte iddianızı yazın. Kime denk gelirse. Ya herhangi birine iddia yazabilirsiniz. Herhangi başka biriyle karşılaşabilirsiniz. Ben random yorumlardan seçip çekiyorum. Bu arkadaşımız mesela Kata ile karşılaşmak istemiş. Jaxress'le ama Zed denk geldi. Oynamak ister misin dedim. Okey abi dedi ve girdi. Yani kime yorum attığınız önemli değil. O esnada kimi aldıysak son videodan alıyoruz. Ve VS'ye çıkarıyoruz. Haydi bakalım maçımız nasıl olacak göreceğiz. Hiç azalmadan diyecektim ama burada yalnız tutuşturu kullandı. Burada 5 ses solo Q'yu öldürecek mi? İlk maçta 5 ses solo Q'yu kaybedecek mi diyecektim. 2 level oldu şimdi 5 ses solo Q. Senior Kata şekil yaptı yalnız orada ha. Güzel hareket. Aynen şekil, bayağı şekil yaptı. Şimdi 3 level oldu. Bakalım 5 ses solo Q ne yapacak? Şimdi bak. Burada karşılıklı akıl oyunları dönüyor. Zed içeri girdi. Tuştur kullanıldı. Canlar çok az yalnız. Katarina içeri girdi. Abi çok ince bir farkla 5 set solo Resul aldı arkadaşlar. Yani 5 set solo Q çok ince bir farkla Katarina neredeyse kazanıyordu. Tebrik ediyorum kardeşimi. Diyorum haydi geçelim ikinci maça. Evet arkadaşlar geldik ikinci maçımıza. Bakalım 5 set solo Q Resul kardeşimizi Koda da Ekko kardeşimiz alabilecek mi? Abi ya o kadar çok kişiye davet attım ki yorumlardan. Hatta Resul ile şahidim yani yanımda. Bir ton insana davet attık abi. Doğru. 2 saattir ikinci kişiyi denkledik. Anca yorumdan davetimizi kabul etti geldi. Valla bu hodri meydanlar çok uzun sürüyor arkadaşlar. O yorumlardan çekiyoruz ya insanları. O biraz sıkıntılı oluyor yani. Zed vs Ekko hakkında ne düşünüyorsun Resul? Ekko güçlü. Şimdi hem videoda hem bir anda geldi, iki level olduğu gibi girdi yalnız, bayağı hasar vurdu. Çocuk burada şeklini yaptı, bak simgeyi de çıkarttı. Bu arada siz de Best Set Solo Q ile karşılaşmak isterseniz dediğim 3 level oldu, bakalım. Bak hemen Ekko geri vites. Bu arada Can X'i de kalmamış Ekko'nun. Niye öyle yapıyor? Şey herhalde minyon keseyim para kazanayım. Ya ama bir de minyon konusunda sen çok öndesin şu anda. Yani Ekko yalnız minyona niye orada duruyor? Burada skor verir yalnız bu. Güzel bak bu dodge'larını seviyorum yalnız senin ha. Bu dodge'lar çok güzel oluyor. Kalkan geldi Ekko'ya. Ekko'nun canı çok az şu anda. Bak Resul'ün o hareketlerini çok seviyorum. Gölgeyi atıyor. Gölgeyi atıyor. Tam bir skill geliyor. Gölgesine gidip dodge'luyor. Çok çok hoş bir görüntü oluyor yani. Şu an şu an ölecektim ha. Şu kalkan. Yani Ekko ilk zamanlarda bir şekil yaptı ama devamını getiremedi. Sorun orada. Abi çok güzel hasar vuruyor ya. O total combo çok güzel hasar vuruyor. Ya atmayacağım. Geldiği gibi öldüreyim. Ooo eşya almadan öldüreceğim diyorsun. Şimdi bakalım BS solo Q öldürebilecek mi? 6 level değil bu arada Ekko. 6 level olursa öldürme şansı bir tık daha zorlaşacak. Yalnız Ekko niye atar yapıyor burada? Şimdi ultiyi kullandı. Burada kill çıkacak mı? Yeterli hasar çıkmayacak. Ekko da yalnız burada tutuşturu kullandı. Abi canı çok iyi oldu yalnız bu arada. BS solo Q ölebilir burada. Canı çok az mı? Skoru. Ve Ekko aldı. Burada Beyz atmamanın acısını galiba yaşıp değil mi Rezim? Evet. Finali o yaptı. Aynen. Finali güzel yaptı ama çocuk. Yani burada rehavet diyebiliriz aslında. Ya şey oldu. 6 oldu ya orada kaybettim.
Arkadaşlar Ekko kazandığı için arkadaşımıza RP'sini vereceğiz tabii ki. Discord'da bizim moderatörlere ulaşması yeterli. Hayır. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlarımızı Discord'dan aldık arkadaşlar. Siz de Discord'a gelip bu tarz meydan okulamalara son bir ya da iki tanesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Discord'da 30 level olan ilk 20 kişiye 1780 RP kampanyamız da devam ediyor. Onu da hatırlatayım son bir kez. Haydi bakalım. Karşısında yalnız Yasemin Seviç, Elmas. Bakalım Elmas ligindeki arkadaşımızı yenebilecek mi? Riven'a ne diyorsun bu arada? Riven güçlü şampiyon. Late'de bayağı güçlü oluyor ya. Early'de kazanabiliyorsun lane'i de. E atma potansiyeli var, bir de karabalta ile bir tane item alıyor ölümün dansı. Canı da gitmiyor fazla. Kolay matchup değil. Evet, zor olacak gibi geliyor bana da. Şimdi 2 level çok küçük bir farkla sen oldun. Aslında orada bir şık şık diyecektim ama güzel kaçtı. Fiziksel hasar engellediği için tam Zed'e göre. Değil mi? Sana karşı güzel şampiyon aldı çocuk. Burada güzel de hasar vurdu yalnız sana. %40 canın kaldı şu an. Burada yalnız sana çok fazla yaklaştı. Öyle çok da... Yok. Abi güzel hasar vurdu bak çocuk. Ve hiç hasar yemeden de çıktı. Evet. Çocuk oynuyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Sen ultiyi atacaksın. Seni sersemletecek. Sonra ne olacak? Sen pert. Vallahi bilmiyorum işte. O ana bir gelelim de. Aynen. Salih. Yani şimdiye kadar çocuk bana açıkçası şey böyle güven verdi yani, yenebilecekmiş gibi. Hasarım da çıkmıyor ilginç, ben de anlamadım. Sonra bilmiyordum falan olmasın. Şimdi burada yalnız çok az canı var bu Riven'ın ama Riven'a da kule altı girilmez herhalde. Aynen, başka şampiyon olsaydı öldürmüştüm. Aynen. Zaten. Q'lara kafa atacak gibi duruyor. Şimdi üstüne gidecek ultiyi açtı. Şimdi ulti kullanıldı, yalnız tutuşturdu da kullanıldı. Burada Zed ölecek mi? Shuriken'ler burada kaçtı, üstüne gitti, sıçrayla birlikte geldi, üstünden kaçtı W'la. Canı çok az ama kalkanı var burada, kalkanı gitti. Stunlayabilecek mi? W'su var mı burada Zed'in? Şu an W'su yok abi, kaç canla kaçtı. Orada ultileri kullanıp, yalnız orada az daha ölüyordum bir ara ha, onun üstüne gittiğinde. Bu tarz VS'lerde koridorda hayatta kalabilmek için. Zed'de de can iksiri var. Bak bu sefer güzel hasar çıktı. Şimdi bak üstüne gideceğini düşünüyor bak orada. Sen yalnız kuleyi alırsan altın konusunda bayağı avantaj sağlarsın. Güzel hasar ama burada kule altında o kadar girmemek lazım. Girecek mi diye bir yan böyle bir bekledim ama. Kulesi yok. Oy. Biz atsam mı atmasam mı ya? Paran varsa atmakta fayda var. Yalnız ultiyi açıp girdi direkt burada Riven. Çılgın çocuk, ne yapıyor? Şimdi Zed ultiyi kullandı. Burada dediğim bahsettiğim şeyi yaptı işte Riven. Sersemletti. Sıçralar kullanıldı kule altında. Çok güzel oynadı burada Zed. Az daha ölüyordun yalnız. Orada o sıçrayı atmasan ölüyordun. Gerçekten güzel evet. Oyundu. Haydi geçelim. Olsa da öldüremeyecek ya GG. Son maça. İnce bir farkla Vessel solo queue aldı. Geçelim son maçımıza. Atsam zaten hiç şans yoktu da. Evet arkadaşlar, geldik son maçımıza. Arkadaşımız Pantheon aldı yalnız karşısında. Valla Pantheon'a karşı ne düşünüyorsun? Pantheon Zed'e karşı alınabilecek düzgün bir pick aslında. Arkadaş hakim olmadan aldıysa büyük ihtimal kolay maç olabilir. 1 level'ı 2 level'ı falan çok güçlü. Bir de pasifi var, oto ataklardan vuramıyoruz. Oha direkt gitti lan %5 canı. Hatta biraz daha fazlası. Kızart olsa çok daha iyi olurdu. Bu nerf yemiş. Önceden hep kızart giriyordum. Çok güzel oluyordu. 3 dakika mı diyoruz maksimum? 3 level diyelim. Hadi 3 level diyelim bakalım. Çünkü abi sana kafana mızrak da atmıyor yani. Minyonu attı mızrağı. Evet, şu an bütün attığım Q'lar tuttu. İlla adama denk geldi. Minyonu alsam da adam gidiyor kafa atmıyor. Şimdi 2 level. Attı. Bak aynen ha. İstisnasız bütün Q'lar tuttu. Hadi bakalım. Şimdi... Aa, buna da attı. Üstüne geldi. Öldü. Ama ne yaptı o? Öldü. Aa öldü. Ölmedi lan. Ölmedi. Minyon blok yedim ya. O yüzden şeye range'im yetmedi. Şimdi ikisi de 4 level. Shuriken'lere kafa atmaya devam ediyor Pantheon yalnız. Yalnız hafiften üstüne geliyor ha. Bak yine yedi. Adam agresifleşti. Neyse çok şey yapmayayım, hafife almayayım da. Aynen. Sonra
Çünkü ben sevmiyorum bu kadar sakin oynamayı. Şimdi bayağı hasar vurdu. Ne olacağım? Ya gölge çok Şunun altı tehlikeli olacak yerde mı? duruyor abi. Aa. Kaçtı. Direkt uzaklaştı Böyle bir şey ortamdan. yapacağım ya. Dive atarım ben buna. Yalnız kule vuracak. Şimdi Biliyorum. sersemletti yalnız. Su tuşunu Bir dakika kullandı. ya. Canı çok az burada. Oo. Şekilli şekilli. Güzel. Beklediğim hareket buydu zaten. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip yoruma nickini yazan bir kişiye istediği Zed kostümünü vereceğiz. Sonuçları Instagram'dan açıklıyorum. Daha önce yapılan 100 bin RP çekilişini de Instagram'dan açıkladık. Kayıtlı storyler de var. Bütün her şey Instagram'da açıklanıyor. Beste Solo Q'da. Takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Twitch adresi var. YouTube adresi de var. Çok teşekkür ediyorum Resul geldiğin için. Bize güzel VS'ler hissettin. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. İnşallah. İyi günler abi, Haydi görüşürüz. bay bay.